Peygamberlerimizi tanıyalım. Sevgili arkadaşlar, hepiniz bir gün büyüyeceksiniz. Önce gençlerin dünyasına, sonra da teyzelerin ve amcaların dünyasına geçeceksiniz. Siz şimdi nasıl büyüklerinize teyze, amca diyorsanız, size de bir gün teyze, amca diye seslenecekler. Ve bir gün anneannelerinizin, dedelerinizin yaşına ulaşacaksınız. En sonunda da bu dünyadan ayrılarak ahiretteki yaşantınıza başlayacaksınız. Büyüdüğünüzde meslek sahibi olabilmek için okula gidiyorsunuz. Geleceğiniz için şimdiden hazırlık yapıyorsunuz. Peki ahiretteki hayatınız için de yapmanız gereken şeyler olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Elbette ahirette mutlu bir hayat yaşamanız için şu anda yapmanız gereken şeyler var. Bunların neler olduğunu Allah bize kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Ayrıca Rabbimiz olan Allah, isteklerini insanlara anlatmaları için kendi seçtiği çok üstün ahlak özelliklerine sahip peygamberleri görevlendirmiştir. Peygamberler gönderildikleri toplumları Allah'a ibadet etmeye, dua etmeye çağırmışlardır. Aksi takdirde cezalandırılacaklarını da bildirmişlerdir. Peygamberler üstün ahlak özellikleriyle Allah'a olan yakınlıkları ve ince düşünceli davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Allah Kur'an'da peygamberlerin hayatlarından örnek almamız gerektiğini bizlere şöyle bildirir. Andolsun, peygamberlerin kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Şimdi hep birlikte peygamberlerimizden bazılarını tanıyalım. Onların toplumlarına neler anlattıklarını görelim ve bizim örnek almamız gereken davranışları öğrenelim. Hazreti Nuh Peygamber. Hazreti Nuh'un peygamber olarak gönderildiği topluluk, Allah'ın bildirdiği gerçeklerden uzak bir hayat yaşıyordu. Allah'a inanmıyor, çeşitli varlıklara tapıyorlardı. Hazreti Nuh onlara her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu, başka şeylere tapmamaları gerektiğini anlattı. Aksi takdirde Allah'ın kendilerini cezalandıracağını bildirdi. Bu olay Kur'an'da şöyle anlatılır.
Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıp korkutucuyum. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek olan acı bir günün azabından korkarım, dedi. Ancak Hazreti Nuh'un anlattığı gerçeklere çok az kişi inandı. Bunun üzerine Allah Nuh peygambere büyük bir gemi yapmasını emretti. Biz ona gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap diye bildirdik. Nuh peygamberin etrafta hiç deniz yokken gemi yapması, Allah'a inanmayanları çok şaşırtmıştı. Bu yüzden onunla alay ettiler. Oysa inanmayanlar, başlarına nasıl bir felaketin geleceğinden habersizdi. Gemi bitince, günlerce süren çok şiddetli yağmurlar da. Yerden sular ve coşkun kaynaklar fışkırdı. Bunlar şiddetli yağmurlarla birleşerek dev boyutlu bir taşkına neden oldu. Her tarafı sular kapladı. Karalar denize dönüşmeye başladı. Allah Hazreti Nuh'a inananların ve bazı hayvanların gemiye binmesi emrini verdi. Hazreti Nuh'un gemisine binmiş olanlar dışında tüm kavim suda boğuldu. Tufan sonucunda sular çekildiğinde gemi Kur'an'da bildirildiğine göre yüksekçe bir yere oturdu. Televizyonda çeşitli ülkelerde olan sel felaketlerini görmüşsünüz. Böyle felaketlerde insanlar çatılara çıkıp yardım gelmesini beklerler. Onlara ancak deniz motorları ya da helikopterlerle yardım ulaştırılabilir. O dönemde ise Hazreti Nuh'un gemisinden başka insanları kurtaracak hiçbir şey olmamıştı. İşte Nuh peygamber zamanında olan ve Nuh tufanı olarak adlandırılan bu olay, Hazreti Nuh'a inanmayan insanları cezalandırmak için Allah'ın özel olarak meydana getirdiği bir cezadır. Allah'a itaat etmeyen, onun Nuh peygamber aracılığıyla gönderdiği uyarılara yüz çeviren, şımarık, kötü huylu insanların hiçbiri o gemiye binmemiş, kendilerini Allah'tan başka şeylerin koruyacağını zannetmişlerdir. Allah'a değil, başka varlıklara güvenmişlerdi.
Allah dilemezse bizi hiçbir şeyi koruyamaz. Bu gerçeği bilmeyen insanlar tepelere, yüksek yerlere çıkmalarına rağmen dev dalgalar onlara da ulaşmış, böylece boğulup gitmişler. Hazreti Musa Peygamber. Medeniyetler tarihinin en köklü uygarlıklarından biri eski Mısır'dır. Milattan önce 3000'ler civarında yazıyı bulup kullanmaları, Nil Nehri'nden faydalanmaları, Mısır medeniyetinin ilerlemesine büyük katkıda bulunmuştur. Afrika kıtasını boydan boya kat eden Nil Nehri'nin bereketi sayesinde Mısırlılar yağmur mevsimlerine bağımlı kalmadan tarım yapabilmişlerdi. Eski Mısır'ın hükümdarları, yani firavunlar, bu yolla büyük bir hakimiyet kurmuşlardı. Firavunların çoğu Allah'a inanmayan, kendilerini kutsal bir kişi gibi gören çok kibirli insanlardı. Halkı kendilerine köle yapan acımasız firavunlar, onları çok ağır şartlarda çalıştırıyorlar. Allah'a ibadet etmiyor, çeşitli putlara tapıyorlar. Allah Hazreti Musa'yı böyle bir ortama peygamber olarak gönderdi. Hazreti Musa hem Mısır'ı hak dine davet etmek hem de İsrailoğulları adı verilen halkı kölelikten kurtararak doğru yola iletmekle görevlendirilmişti. Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun Allah'ı inkar eden çok zalim bir hükümdarın karşısına çıkıp onu Allah'ı tanımaya ve ona ibadet etmeye çağırdılar. Kur'an'da Hazreti Musa'nın bu daveti şöyle anlatılır. Musa dedi ki, "Ey Firavun! Gerçekten ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim. Benim üzerimdeki yükümlülük Allah'a karşı ancak gerçeği söylemektir. Rabbinizden size apaçık bir belgeyle geldim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder." Kendini beğenmiş ve kibirli bir insan olan bu firavun, Hazreti Musa'nın söylediklerini kabul etmedi. Bütün gücün kendinde olduğunu zannedip Allah'a baş kaldırdı. Halbuki firavuna sahip olduğu gücü, malı ve toprakları veren Allah'tır arkadaşlar. Ama firavun akılsız olduğu için bu gerçeği anlayamamıştır. Hatta firavun Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u düzeni bozmaya çalışan kişiler olarak gösterip suçlu çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine Allah bu topluluğun üzerine çeşitli felaketler gönderdi. Tüm başlarına gelenlere rağmen firavun ve kavmi olanlardan öğüt alarak Allah'a tövbe etmediler, yine büyüklenmeye devam ettiler. Ama bu durum çok uzun sürmedi. Firavun tüm başına gelenlere rağmen Allah'ın kudretini kabul etmeyince
Allah Hazreti Musa'ya İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmasını bildirdi. Hazreti Musa kendisine inananlarla birlikte Mısır'dan ayrılmak üzere yola koyuldu. Ancak Firavun kendi izni olmadan yapılan bu çıkışı kabullenemedi. Bu yüzden ordusunu toplayarak İsrailoğullarını takip etmeye başladı. İsrailoğulları ve Hazreti Musa önlerine çıkan denizle arkalarından gelen Firavun'un ordusu arasında kaldılar. Ama Musa peygamber böyle çaresiz gibi görünen bir durumda bile asla umudunu ve Allah'a güvenini kaybetmedi. Allah bir mucize yaratarak inananların geçmesi için denizi ikiye yardı ve denizde bir yol açtı. Bu Allah'ın Musa peygambere verdiği büyük mucizelerden biridir. İnananlar geçince deniz kapandı, onları takip eden Firavun ve ordusuysa suda boğuldu. Allah Kur'an'da bu mucizevi olayı şöyle bildirir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun ordusunu suda boğduk. Onların tümü zulmeden kimselerdi. Firavun tam öleceğini anladığı anda Allah'a inandığını söyleyerek kendisini kurtarmasını istemişti. Fakat son andaki bu pişmanlığı fayda etmemiştir.
Çünkü Allah yaptığımız hatalardan ancak samimi olarak pişman olursak bizi affedeceğini bildirmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır. Ama insanın tam öleceğini anladığı sıradaki pişmanlığı samimi bir pişmanlık olmadığından fayda etmeyebilir. Firavun'a da böyle olmuştur. O halde bizim unutmamamız gereken şudur. Hayatımız boyunca Allah'ın hoşnut olacağı şekilde yaşamalı ve Firavun'un düştüğü hataya düşmemeliyiz. Çünkü hayatımızı Kur'an'a uygun güzel bir ahlakla geçirmezsek, Kur'an'da emredilenleri yapmazsak, ölüm anında pişman olmamız fayda etmeyebilir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Son kutsal kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dan önce gönderilen kitapları kötü niyetli insanlar değiştirmişlerdir. Bu kitaplar zamanla unutulmuş veya kaybolmuşlardır. Bu yüzden onların asıl olan, yani ilk gönderilen halleri günümüze ulaşamamıştır. Ama Allah bize hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini bildirdiği Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Kur'an'ı özel olarak koruyacağınıysa, yine bir Kur'an ayetinde Rabbimiz bizlere şöyle haber vermiştir. Hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Bu ayette geçen biz kelimesi Allah'ın zatını ifade etmektedir. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Onun bir ortağı, yardımcısı da yoktur. Allah her şeye gücü yeten, sonsuz bilgi ve kuvvet sahibi tek olan ilahtır. Son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günümüzden yaklaşık 1400 yıl önce yaşamıştır. Bu yüzden peygamberimiz hakkında birçok bilgiye sahibiz. Peygamberimiz içinde yaşadığı topluma Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gerçekleri anlatmıştır. Onları Allah'a ibadet etmeye, dua etmeye çağırmıştır. Verdiği sayısız nimet için Allah'a şükretmeleri, yani teşekkür etmeleri gerektiğini söylemiştir. Ölümden sonraki ahiret hayatlarında mutlu olabilmeleri için kendisine uymaları gerektiğini anlatmıştır. Ancak bu toplumdaki kibirli, şımarık, kötü niyetli bazı insanlar peygamberimizin çağrısına uymamışlardır. Ona zorluk çıkartmışlar ve onu doğup büyüdüğü Mekke şehrinden göç etmeye zorlamışlardır. Ama Allah zamanımıza kadar hiç değişmeden gelen İslam dinini böyle kötü niyetli insanların yok etmelerine müsaade etmemiştir. Peygamberimiz Mekke'den Medine şehrine göç etmiş, buradaki Müslüman insanlar ona yardım etmişlerdir. Onun anlattığı gerçeklere inanmışlardır. Peygamber Efendimizin bu çağrısı bugün yaşayan tüm insanlar için geçerlidir. Allah'tan korkan ve işledikleri günahların bağışlanmasını isteyenlerin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymaları gerektiği bir ayette şöyle bildirilir. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun.
Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Arkadaşlar, Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak, Peygamberimizin söylediklerine uymamız, onları eksiksiz olarak yerine getirmemiz gerekmektedir. Sonuç. Sevgili arkadaşlar, bu dinde Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerden sadece birkaçını tanıdık. Tarih boyunca gönderilen tüm peygamberler, gönderildikleri toplumları Allah'a ibadet etmeye çağırmışlardır. Bu görevlerini yaparken de o insanlardan herhangi bir karşılık istememişlerdir. Allah'ın sözlerini kendi toplumlarına ileten bu insanların hiçbir çıkarları yoktu. Sadece Allah onları görevlendirdiği için ve Allah'ı çok sevdikleri, onun da kendilerini sevmesini istedikleri için bu görevi yerine getirirler. Peygamberlerin anlattıkları bizler için de geçerlidir. Bizim yapmamız gereken Kur'an-ı Kerim'i okuyup peygamberlerin hayatlarını örnek almamızdır. Bu sayede ahirette mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Daha çok genç olabilirsiniz. Ama unutmayın ki bir gün siz de ihtiyar bir amca veya teyze olacaksınız. Size ölümü düşünmek için henüz çok erken olduğunu söyleyenler de çıkabilir. Ama yine unutmayın ki Allah'ın sizi yanına alacağı zamanı hiç kimse bilemez. Belki bir gün sonra, belki 10 yıl sonra ölümle karşılaşacaksınız. Bütün bunları düşündüğünüzde Allah'ın istediği gibi bir insan olmak için vakit kaybetmenin ne kadar anlamsız olduğunu hemen fark edeceksiniz. Bu nedenle en güzel ve doğru şekilde hiç vakit kaybetmeden bütün bu gerçeklerin üzerinde düşünmeli ve Allah'ın sevdiği bir insan olmak için çalışmaya başlamalısınız.